Zeynaltre, Solmaz Zeynaltre yazarsanız Instagram'da bize ulaşabilirsiniz. Twitter'da bize tweetler atmak istiyorsanız Solmaz Yeni yazmanız yeterli. Ve YouTube'da hala kanalımıza abone olmadıysanız Söylemezsem Olmaz yazıp abone ol butonuna tuşlayabilirsiniz. Instagram'da bana ulaşmak istiyorsanız bir Can Bali yazıp sonuna iki tane i koymanız yeterli. Ece Erken'e ulaşmak istiyorsanız da hep Ece Erken, hep Ece Erken. Evet, hafta sonunda ulaşanlar oldu. Birçoğu sonra açıklamamdan sonra yaşlar genellikle 12-13 civarı özür diledi. Özür dileriz Ece ablacığım dedi. Sayfasına paylaştılar. Neden özür dilendiğini de söyleyeceğim. Olayı da anlatacağım. Sevgili seyircilerimiz, bundan birkaç hafta evvel size bir sette geçen bir olayı anlattım. Çok da özür diledim yönetmeninden de. Çünkü aramızda geçen bir sohbeti burada anlattığım için, ama olaylar üzerine örnek vermem gerekiyordu. Zaten bu olayı bugün kapatma sebebim de Türkiye'nin o en değerli yönetmeni olan saygımdan ve seti etkilediğinden dolayı artık konuşmayacağım. Susma kararı alacağım, ama önce bu açıklamamı yapacağım sizlere. O setteki olayı paylaştık. Sonrasında önümüze haberler geldi, haberler geldi. Kimin haberi geliyorsa yorumlandığı gibi o haber de yorumlandı. Ne özel bir durumu vardı, ne bizim için farkı vardı o ismin. 6 tane korumayla gezdiği söylendi. Biz de ne dedik? Bundan bir yıl evvel Cem Yılmaz için söylediğimizi söyledik. Cem Yılmaz zaten çok değerli, çok büyük bir usta. Eleştiriyi almıştır gitmiştir. Biz çünkü ünlü olduğumuz için zaten biz hepimiz bunlara alışkınız. Bizi tabii ki eleştirecekler hakaret edilmediği sürece. Ben hayatımda kimseyi de tehdit etmedim. Haddim de değil zaten. Sabah gazetesi hafta sonu böyle bir başlık attı. Ece Erken'den tehdit diye. Hayırdır ya? O yazan muhabire ayrı bir dava açacağım. Buradan iletiyorum kendisine. Çünkü böyle bir tehditim hayatımda olmamıştır. YouTube'dan da isteyen istediğini izleyebilir. Tek söylediğim laf var. Yeni bir oyuncunun 6 korumayla gezmesi bana gerçekten tuhaf geldi. Hala tuhaf geliyor. Açıklama şu. Ben istemedim, firma verdi. Firma kimsenin boğazına zorla sıkarak koruma vermez. Bize de veren firmalar oldu mu? Oldu. Biz almadık. Tarkan da yanında bir kişiyle geziyorsa, Tarkan'sa gezmesi gereken, o zaman onun 1000 kişiyle gezmesi gerekiyor. Böyle bir şey var mı? Hayranlarından insan korkmamalı, çekinmemeli diye bir eleştiri yapmıştım. Bu da herkes için yapılabilecek eleştiri, değil mi? Buna dava açıldı. Başımızın üstüne, kanalımız arkamızda dedik. Ona bile laf edildi. Benim namusum, benim şerefim, işte ben şöyleyim böyleyim. Sanki karşıdaki taraf namussuz gibi, ahlaksız gibi. Ona da peki dedik. Çünkü kötü söz söyleyene aittir dedik, geçtik. Ama sonrasında bize dava açan avukatın burada üçüncü kişi olmasına karar verdik. Neden diyecek olursanız, size şimdi bir fotoğraf getireceğiz. Bizim bu işimiz. Bir Can Bali burada 5 yıldır yayın yapıyor. 5 yıldır gelen fotoğrafları, gelen haberleri yorumluyor. Ben keza haddim olmayarak bir takım eleştirilerde bulunuyorum. Üstüne alınan alınır, alınmayan alınmaz. Önemli değil. Benim de şu an yaptığım işim bu maalesef. Ama kimseyi kırmamak için inanın elinden geleni yapıyorum. Evladımla ilgili olayda bile biliyorsunuz yine de incitmemeye çalıştım. Kötü söz ağzımdan çıkmadı. Ama şimdi bize dava açan avukatın paylaşımı. Şeyma Subaşı'na akıl veriyor. Avukat diyor ki, bir arkadaşı yok mu diyor, psikolog bulsun diyor, bu kızın tedavi ihtiyacı var diyor. Sevgili avukat Özlem Hanım'a buradan sesleniyorum. Hep bize iyi niyetle söylediğin için ben de sana iyi niyetle soruyorum. Senin mesleğin avukatlık, müvekkillerin var. Ve biz sana kişisel olarak şahsileştirmeden bir soru sormak istiyoruz. Sen bu kadar özel hayatı mesleğin değilken yorumluyorken burada 6 korumayla gezen yeni bir diziyle patlamış bir oyuncu ile ilgili neden 6 korumayla geziyor? Bu şımarıklık değil midir lafına? Sen 100 bin liralık dava açıp PR şirketiyle anlaşıp PR şirketi bir gazete, zaten avukatın PR şirketiyle anlaşmasını anlamadım. Bütün gazetelere dava açını servis etmiş. Sanki basın danışmanı, avukat aynen değil öyle. De basın danışmanı gibi. Evet. Şimdi eğer olayı şahsileştirsek biz çiftliklerden, hanımın çiftliklerinden, yargılandığın davalardan bahsederiz ama bahsetmiyoruz. Çünkü olayı şahsileştirmiyoruz. Bu senin paylaşımın. Kamuya açık. Bütün takipçiler bunu yolladı. Ece abla dediler. Hem de o dizinin fanları. Siz sadece 2-3 laf ettiniz diye size dava açıldı. Şeyma Subaşı 100 bin liralık dava açarsa bu avukat haksız mı dediler. Size bırakıyoruz diyorum.
Şeyma Subaşı'nın da böyle bir hakkı oluyor tabii doğal olarak. Bir de yani hiç mesleği ve işi bu değilken bunu yapabiliyorsa bizim refleksimizi de anlamıştır. Evet. Bu konuda haklı kalmak adına hiçbir şey söylemeyeceğim. Ben hayatımda şunu da söylemek istiyorum. Haddim değil. Evladı olan bir insanım. İftiradan korkarım. Kimseyi de hayatımda tehdit etmedim. Sabah gazetesinde o başlığı atan muhabire de ayrıca dava açacağımı belirtiyorum. Kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra daha keyifli bir şekilde buluşmak üzere. Söylemezsem olmaz. Reklamların ardından devam ediyor. Bir su içer misiniz? İçtim ben. İçtim. Afiyet olsun. Evet. O zaman ilk haberle başlayalım mı? Oy. Gördün mü sen bunu? O tepkilerin senin. Oy. Sana bir şey söyleyeyim. Böyle bir şey yok. Sevgili seyircilerimiz. Gerçekten bir kamera şakası değil. Bir hanımefendi. Bakın ne hale gelmiş. İzleyin. Defalarca tokat attı, yetmedi tekmeler savurdu. İzmir'de tartıştığı dolmuş şoförüne sinirlenen kadın dehşet saçtı. Yolun ortasında zavallı adama defalarca tokat attı. Yetmedi tekmeler savurdu. Öfkeli kadını sakinleştirmek kolay olmadı. Kendisine müdahale etmeye çalışanlara da öfke kustu. Kızını alamayan kadın dolmuş şoförünü böyle itti ve tokat atmaya devam etti. Dolmuş şoförü haklısın dese de öfkeli kadına dinletemedi. Kadının neden şoföre saldırdığı bilinmiyor. Ya şoförü ben gerçekten alkışlıyorum. Erkeklerin olması gereken durum. Yani bir dayak yemesi anlamında söylemiyorum ama karşındaki senden güçsüz bir kadın. Anladın mı? Tokat atıyor orada. Adamcağız orada bir şöyle itse kadını devirebilir. Ama sen benim ablamsın diyor. Nasıl centilmen. Ama tabii ki şiddete hayır. Ablanı da yaptı. Abla gözü dönmüş gibi ya maşallah yani böyle herkesi sıradan geçirdi ama Ece bu haberler çıktığında bize böyle gelmemişti. Yani burada şu anda benden 1 lira alacağın yerde 2,5 lira aldın diyor gibi böyle bir hani sanki dolandırılmış gibi ama normalde taciz edildiğini düşündüğü için dövdüğünü söylüyorlardı. Hmm. Acaba hangisi doğru bilmiyorum ama bir yanlış anlaşılma olduğu kesin orada. Yanlış anlaşılmayla evet. Alakalı sonrasındaki videoyu da paylaşalım ki. Herkesin içi bir rahat etsin. Evet ya o önemli. Abla bildiğin abi gibi. Yanlış anlaşılmalı. Ağır abla diyelim. Ağır abla. Yani ablaların ağırlarından. Olsun yine de bir barış bir sulh sağlanmış. Çok güzel, evet. Önemli olan sulh sağlanması. Ama beyefendinin ne kadar centilmen olduğunu da görüyoruz. Yani. Ben bu tavrı çok herkese örnek olsun. Bundan sonra bütün beyefendilerden bu tavrı bekliyoruz. Evet. Nedir yani iki tane? Yok çok ayıp sakın şiddeti. Ya bildiğin ciddi tokat atıyor. Eli ağırsa da bilmiyorum neler olmuş. Zaten hani yani. Onu tutup diğerini de haşlıyor arkaya dönüp. O benim enteresan geldi bana. Yani abla hükümet her yere yani. Adamın bir de bak ya hakikaten filmlerdeki gibi böyle patır kütür. Kafası yana gitmiş. Şey sarsıyor değil mi evet, abi? Evet sarsmış. Hoppa. Tekrar geçmiş olsun. Önemli olan olsun. Sonuç diyoruz. Sakın şiddet uygulamıyoruz. Asla. Bitti. Şiddete hayır. Ve devam ediyoruz. Evet. Çok sevdiğimiz oyuncumuz Allah rahmet eylesin. Çok erken yaşta kaybettik. Çok erken yaşta ya. Kaybettik. 59 Yalçın yaşında. Menteş, son yolculuğuna uğurlanmış. Hep beraber görüntülerimizi izliyoruz. Aslan gibi delikanlı bir evlat yetiştirmiş Yalçın Menteş. Oğlu içine ne kadar güzel. Yalçın Menteş'le ilgili kötü konuşan kimse yok. Herkesin çok sevdiği, çok değerli bir oyuncuydu. Sadece kendine zararı vardı. Zaten bir tek kendiyle ilgili kendi kötü konuşuyordu. Bunu zamanında yapmasaydım keşke evet. Diyordu. Ve kendini eleştirebiliyordu. Ne kadar güzel bir şey. Tekrar tekrar Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara sabır diliyorum. Tabii ama şimdi bu acı haberi askerde alan olduğu için yani durum çok vahim. Çünkü Ece onu son kez göremedi bile. Tam son yolculuğunda yanındaydı ama onu göremedi bile. Bu çok acı olmuş. Çok erken 59 yaşında bir ölüm. Muazzam bir oyunculuk. İnanılmaz bir kariyer ama sonrasında yönetilemeyen bir kriz. Çok çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin diyorum. Evet. Peki tekrar rahmet eylesin diyoruz. Bu arada birazdan bir görüntü daha yayınlayacağız. Mehmet Ali Erbil de aldı haberi. Daha doğrusu doğum gününü kutlarken bu acı haberi aldı. Maalesef. Biliyorsun, yıllarca birlikte oynadılar. Tatlı kaçıklarda. Çok iyi bir ekürüydü onlar. Evet. Böyle. Çok iyi bir ikiliydi öyle söyleyeyim. Türker İnanoğlu da o diziyi çeken yapımcıydı evet. Biliyorsun. Yapımcı oradaydı ama tabii ki
Mehmet Ali Erbil gidemedi rahatsızlığından dolayı, ama şu an çok şükür çok iyi durumda. Ama bu haberi de gözyaşları içinde karşıladığını söyleyelim. Evet, birazdan zaten Mehmet Ali Erbil ile ilgili haberimiz de var ama tam doğum gününü kutlayacağı sırada en yakın arkadaşlarından birinin vefat haberini alması onun bütün ritmini bozmuş. Tabii gözyaşlarıyla bu durumu karşılamış. Tekrar tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz ve bu arada oyuncu arkadaşları yanındaymış. Usta oyuncular hepsi oradalarmış. Sinan abi gördüm, Sinan Bengiyer, Türker İnanoğlu ve birçok oyuncu oradalarmış. Tabii ki bu acı günde böyle isimleri, daha doğrusu beraber mesai geçirdiği isimleri yan yana görmek çok güzel ve aile içinde moral oluyor. Beklediğim bir kalabalık yok ama Ece, yine de en azından sevenleri oradaymış. Evet, sen Gizem Şehnaz İzgi hanımefendiyi tanıyor musun? Hayır. İzzet Yıldızan'ın eski eşlerinden, yani eşi. Aa. Üç tane vardı galiba. Tanımıyorum. Sevgili seyirciler, şu an bana gelen mesajı sizlerle paylaşıyorum. Bugün itibariyle kızım Sevgi Yıldızan'ın babası İzzet Yıldızan'a hakkımızda bunca yıldır verdiği yalan beyanlar sebebiyle 13 yıldan sonra bugün itibariyle nafaka arttırma davası açmış bulunmaktayım. Bunu manevi tazminat davası takip edecektir diyor. Sevgi'nin, yani İzzet Yıldızan'ın kızının sadece okulunun parasını ödemektedir. Bunu da karşılamıyor olsa zaten ben bu zamana kalmadan savaşımı verirdim. Ben hep güzel bir okulda okutuluyor olmasını sağlayarak kızımın bir gün kendi ayakları üzerinde durmasını hedeflediğim için açıkçası bugüne dek başka şeyleri önemsemedim. Geçen sene o okula yazdırdı ama ben kızımı senetle servise yazdırmak zorunda kaldım örneğin. Bu sene ise okula geç yazdırmış ve ilgilenmemiştir. Kızım okula haftalarca kitapsız gitmiştir. Kendisi hem kızımı hem beni asılsız açıklamalarıyla yakın çevremize karşı sürekli olarak küçük düşürmektedir. Kendisinin yıllardır ifade ettiği gibi bize almış olduğu bir evimiz yoktur. Ya ben bu açıklamaları o nedir o? Okumasam Bilal Özbilge, ben direkt telefon numarasını vereceğim şu an. Bana mesaj atan Sevgi Yıldızan'ın babası. Hayır. İzzet Yıldızan. Ne dedin, Gülçin mi dedin hanımefendinin adı? Ne, bir dakika. Gizem Şehnaz İzgi. Gizem Şehnaz İzgi. Telefon numarasını atıyorum, yayına bağlayabilir miyiz? Ben söylemeyeyim bunları. Bir dakika, o nasıl iddialar ya? Benim yıllardır bana yalan, ekranlara çıkıp yalan mı söyledi diyor. Evlatları için ayda 100 milyarı geçen masrafları olduğunu açıklaması üzerine bugün itibariyle kendisine kızı Sevgi'nin annesi olarak senelerdir 1000 lira ödediği. Son 2 yıldır zorla arttırarak 1500'e çıkartabildiğim nafaka ile ilgili nafaka arttırma davası açtım. Bunu defalarca uyarmama rağmen hakkımızdaki yalan beyanları, kızıma okulu ve bu cüzi nafaka dışında hiçbir şekilde bakmadığı için açacağım manevi tazminat davası diyor. Şimdi bu arada tabii ki İzzet Bey'i de çok severiz. Yıldız Hanım bizim yayınımıza da bağlandı hatırlarsan. Evet. Ama bütün çocuklarına baktığını söylemişti. Orada da söylemişti. Hatta ben çocukların isimlerini yazdım. Sevgi'yi de saydı. Evet, o yüzden İzzet Bey'in de cevap hakkı vardır. Kendisi bağlanabilir. Şimdi biz Gülşin Hanım'a gelen mesajı paylaşıyorum. Efendim? Verdik mi numarayı rejiye? Verdim. Biz de Gülşin Hanım'a ulaşalım ya. Bir... Hattın diğer ucunda şu süper. An. Süper. Alo. Şehnaz İzgi. Gizem Şehnaz İzgi. Gizem Hanım, Gizem. Hoş geldiniz. İyi günler. Hoş buldum. Teşekkürler. Bir mesaj attınız Ece Erken'e ve şu anda biz sizden açıkçası daha çok dinlemek istedik evet. Bu olayı. Öncelikle ben konuşmadan evvel şunu söylemek istiyorum ki benim yapacağım konuşmalardan sonra başıma gelen her şeyden İzzet Yıldızan sorumludur. Kendisi evet. Çocuğuna bakmayan ama çıkıp televizyonlarda çocuğu onu izlerken 100 milyar harcıyorum ben ayda çocuklarıma. İşte çocuğum 3 tane televizyon kırdı, milyarlar harcadım, 100 milyar harcadım. Benim çocuğum 10 senedir 1000 lira nafaka alıyor hiç arttırılmadan. Son 2 senedir zorla 1,5 yaptım. Ne sağlık sigortası var doğru düzgün, ne başka bir şey karşılıyorum. Burada bilim, kızım mal. Ben ona aslanlar gibi bakıyorum. Kimseye ihtiyacım yok. Ama kalkıp kendi evine götürdüğünde, benim evime geldi, geri döndüğünde sevdi. Geri gördüğü için... Artık Gizem Hanım nerede? Sesiniz, Gizem Hanım sesiniz çok iyi gelmiyor. Şu an neredesiniz İstanbul'da acaba? İstanbul'da mı yaşıyorsunuz Gizem Hanım? Evet, İstanbul'da yaşıyorum. Neredesiniz şu anda? Mecidiyeköy tarafındayım ben şu an. Mecidiyeköy? Evet. Ya, biz aldıralım mı?
Ya, sevgili Bilal Özbilgi, aldırabilir miyiz Gizem Hanım'ı? Biz sizi aldırsak... Gizem Hanım, eğer buraya gelebilir misiniz? Çünkü sesinizden hiç de hiçbir şey anlaşılmıyor. En azından burada derdinizi anlatabilirsiniz. Tabii olur. Gelirim. Tamam, neden zaten olmazsın? Çok yakın. O zaman tamam, direkt kapatalım ki sizi aldırabilelim programın en azından... Siz reji adresinizi bırakın. Biz şimdi sizi kapatıyoruz. Siz kapatmayın. Rejiden arkadaşlarımız size ulaşsınlar. Program bitmeden gelin dinleyelim. Önemli açıklamalar. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen kapatalım ki aldıralım. Evet, tamam. Canan, ilgileniyorsunuz mu? Tamam. Hay çok enteresan bir şey bu. Hay daha yeni bağlanmadı mı İzzet Bey bize? Evet, ben şimdi şaşırdım. Hatta Sevgi'yi yazdım. Zülal var işte. Biz bütün hani çocukların ismini yazdık, hatırlasana. Hepsiyle tek tek ilgileniyorum dedi. Çocuklarının bir dövmesi vardı, hatırla. Sadece çocuklarını konuşmuştuk hatta Ece. Enteresan bir mesaja bakıyorum da. Bayağı dava açılmış bu arada. Yani. Evet, bu arada Gizem Hanım'ı bağladık. Ama dediği gibi Ece'nin de İzzet Bey'in cevap hakkı saklıdır ve isterse bağlanabilir. Fakat sesini alamadığımız için Mecidiyeköy'de olması şahane oldu. Hemen yayın bitmeden evet, alalım. Yani İzzet Yıldız'ın da cevap hakkı ama... vardır. Yani ben bu çocuklarına eğer gerçekten dediği gibi bakıyorum deyip de bakmıyorsa eşinin söylediği gibi... Eyvah eyvah. Yayında... konuşacaklarımız vardır. Peki. Peki. Bir sonraki peki, habere geçelim. Bizi aldırıyoruz değil mi? Tamam. Yıldız Silva Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne almış. Konsere yarım saat geç kalınca da hayranları yuhalamış Yıldız Silva'yı. Hep beraber haberimizi izliyoruz. Çok böyle deli gibi yuhalama sesi duymadım. Bir de geç kalınca sanatçılar ıslıklar çalınır, yuhlanır. Normaldir. Yani herkesin başına gelebilecek bir şey bence. Bence Yıldız Silva gibi büyük isimler için bir tık daha kredi olmalı insanlarda. Yani yarım saat bir röter ki çok hasta. Röportajında sesinin çıkmadığını gördüm geçen işte bugün. Yani Yıldız Silbe gibi bir isim. Yıllardır sahne yapmış bir isim. Her sahnesine gitmiş. Her sahnesinde bulunmuş, hazır bulunmuş bir isim için bir tık daha kredimizi kullanmalıyız. Bence o yuh bile, o bir iki tane yuh bile hiç yakışmadı. Ben burada Yıldız Silbe'ye değil oradaki izleyiciye kızdım açıkçası. Yani o kişiye. Bu arada son dakika bilgisi, İzzet Yıldızan'ın eski eşi biraz evvel mesaj attı sevgili seyircilerimiz canlı yayında. Ve İzzet Yıldızan'ın çocuğuna bakmadığını, nafaka arttırma için dava açtığını söyledi. Şu anda da Mecidiyeköy'deymiş. Ekibimiz kendisini almaya gidiyor. Az sonra canlı yayında bizlerle birlikte olacak. İzzet Yıldızan'ın da cevap hakkı saklıdır. İsterse yayına bağlanabilir diyoruz ve geçiyoruz. Şimdi sırada... Mehmet Ali Erbil'in güzel haberi var. Mehmet Ali Erbil'in doğum günüydü. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz. Doğum gününü Ali Koç görüntülü olarak kutladı. Fenerbahçe başkanımız. Bakalım hep beraber bir izleyelim o konuşmayı. Evet. Şahane ya. Ali Koç'un adamlığı peki. Ben de Ali Koç'u alkışladım gerçekten. Ya çok seviyorum gerçekten. Çok güzel Ali bir hareket. Ali Koç'u çok seviyorum. Yani. Aylar sonra bir paylaşım geldi Mehmet Ali Erbil'den. Hepimizi çok sevindiren, evet, hepimizi böyle tekrar tekrar mutlu eden bir paylaşımdı. Ve doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ediyorum demişti. Fakat Ali Koç'un yaptığı, Fenerbahçe camiasının yaptığı bu jest muazzam. Ve benim daha çok hoşuma giden şey, maçları izliyorum ona göre mağlubiyet yok falan deyip o kadar güzel bir sesle, hiç hasta gibi değil. Evet, sanki değil, biz onunla konuşuyormuşuz gibi, normal hayatındaymış gibi bir ses geldi. Ben en çok ona sevindim. Hatırlıyor musun? Yeşim Erbil bağlandığında ilk ne izliyor dedim. Maçları izliyor dedi. Çünkü gerçekten doğru, fanatik. Sağlıklı bir taraftar ama fanatik bir yandan da bir taraftar. Mehmet Ali Erbil Fenerbahçe'nin maçlarını hiç kaçırmazdı. Bu arada sevgili Bilal, İzzet Bey'in eski eşi ne tarafta şu an? Buraya gelmek üzere. Tamam, peki. Tamam. Az sonra sevgili seyircilerimizle bilgilendirelim. Kaçıranlar için İzzet Yıldızan'ın eski eşi nafaka indirimi için arttırımı için bir dava açmış. Zaten nafaka bayağı az alıyormuş. Zaten 1000 TL alıyormuş, 1500'e çıkaracağım, evet, dedi. 1500. Tam da sesi gelmedi. O yüzden stüdyomuza davet ettik. Çok yakında. Bu arada Yeşim Erbil'in bir sözü var. Çok hoşuma gitti. Bu adamın sahibi kim? Abimden söz ediyorum. Kayan yazıymış. Bir verelim. Hadi verelim. Hadi. Uğraştırma çok uzun. Buyurun. Bu adamın sahibi kim?
abimden söz ediyorum. Ailesinin yanı sıra belki de en çok sahiplenen sizlersiniz. Sevenleri, izleyicileri sizler. Benim katılmadığım doğum günü kutlamasında Fenerbahçe canlı yayınıyla ilk kez sesini duydunuz ve çok sevindiniz. Ben de bugün uğradım ve onun da çok sevindiğini gördüm. İyileşeceğine inanan, daha moralli ve çevresiyle daha çok ilgili olduğunu paylaşabilirim sizlerle. Şimdi bu süreci özetlemek istiyorum. Ekim ayında başlayan bu kabus gibi yolculukta aslında ben doktor kardeşi olarak kriz yönetimini yapmaya çalıştım. Bu dönemde yanlış anlaşılabilecek bilgiler kimseyi huzursuz etmesin diye buradan açıklamalar yazdım. Her cümleyi düşünerek kaleme aldım. Yaşananlar kabus gibiydi. Bunu sadece ben ve yoğun bakım doktorları biliyordu. Yoğun bakımda entübe haldeyken uzun süre hayati fonksiyonlarını kağıt üzerinde normal olmasına karşın uyandırılamıyordu. Bunu aileye açıklamak gerçekten zordu. Çünkü biz de açıklayamıyorduk. Sonra bir gün pat diye uyandırıldı ve cihazdan ayrıldı. İşte bu Allah'ın mucizesi, sizlerin duaları. Mucize olmasa daha önce cihazdan ayrılırdı. Bu süreç sanırım 300 sayfalık kitapla anlatılabilir. Uzun süre yoğun bakımda kalan ve organ yetmezliği gelişen hastalarda kaslarda güçsüzlük ve ağır depresyon olur. Bunlar da yavaş yavaş düzeliyor. Fizik tedavisi devam ediyor. Sizlerin sevgisini, sevincini anlatmak onu daha çabuk ayağa kaldıracak. Çok güzel. Evet, güzel bir açıklama. Her zaman olduğu gibi zaten. Yeşim Erbil olmasaydı biz bu süreci nasıl atlatırdık bilmiyorum. Aynen öyle. Krizi çok doğru yönetti. Çok güzel açıklamalarıyla hepimizi de sakinleştirdi. Çünkü yalan haberler de çıktı bu durumda, biliyorsunuz. Peki devam edelim mi? Hadiseyle devam ediyoruz sevgili seyircilerimiz. Az sonra İzzet Yıldızan'ın eşi bizlerle birlikte olacak. Bunu da hatırlatalım. Şu an zaten Beyaz TV binasına girmiş durumda. Hadisenin Instagram paylaşımı yine her zamanki gibi olay oluyor. Hadise kürklü bir paylaşım yapıyor. Sonra da hayvanseverler ayağa kalkmış. Birçok sanatçının da tepkisi var. Buyurun. Evet. Paylaşım bu. Ha, şimdi bu son zamanlarda bu kürk olayını bir konuşacağım ya. Konuş. Hayvansever ol ya da hayvanları sevme önemli değil. Yani bana göre işkence yapılmadığı zaman hayvanları böyle kucağa alıp sevmek, göstermeye gerek yok. Ben de hayvanları çok seviyorum ama böyle hayvanlarla çok pozum yok yani. Fakat bu olaylar son zamanlarda çok fazlalaştı ve hiç kimse artık umursamıyor. Eskiden dedim ya, 2-3 yıl önce çok daha imtina ediyorduk böyle kürk olayına. Acaba kürk giymesek mi, kürk giydiğimizi göstermesek mi? Bir tık daha saygılıydık. Şimdi hiç kimse umursamıyor. Bu olayı da Gülşah Saraçoğlu başlattı ve dedi ki ben kürk kullanacağım. Evet. Kullanıyorum da. Aslında bilmiyorum Hadise, işte başka modacı yaptı bunu, işte Gülşah. Kürkün nasıl yapıldığını izletsek mi acaba Bilal biz? Ay ya, yok, çocuklar da izliyor. Yani çocuklar şu an okuldayken, yani. Şu an hazır değil biliyorum ama ben şunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Kürk yapımının nasıl olduğunu bir izlesek, mahvoluruz. Bir izletsek burada yani gerçekten kendimize gelemeyiz. Üzerinizdeki o pahalı şeylerin yapımında 50 bin TL civarında şu an üzerinde giydiği. Ama yapımı nasıl? Yapımı yani tabii yapım aşamasına burada katliam. Yayınlarsak hakikaten herkes Hadise'ye de karşı tepki verir ama acaba... Şimdi Bülent Ersoy'un bir açıklaması var. Ben önceden aldığım kürklerimi giymeye devam ediyorum. Yeni kürk almıyorum. Normal, belki de tamam. Eskiden mi aldı bu kürkü de aklıma geliyor yani. Evet, ister istemez insanın aklına böyle bir şey geliyor ama şimdi sezonu mezonu bilmiyorum. Kürk zaten hiç molası geçmeyen bir şey ya da yeni trendi var mı bilmiyorum. Hiç kürkte kullanmak nasip olmasın zaten. Ama Ece en azından bir açıklama yapabilir. Yani bu eski bir kürk diyebilir ve ben bunu tekrar giydim. Lütfen yanlış anlaşılmasın diyebilir. Çünkü hayvanseverler ya da bizler bu konuda tepkiliyiz. Çünkü onların nasıl yapıldığını çok iyi biliyoruz ve görmek bile istemiyoruz yani. Evet. Hadisenin açıklaması var mı sende? Yok. Hadise çünkü... Şurada şey mi? Var bir tane şey. Bir tane küfür geliyor takipçisinin. Aslında bir tane mi geliyor, farklı mı geliyor onu bilemiyorum. Artık hepsinde bir tepkisi var Hadise'nin. Ve bir mesaj yayınlıyor. Sende yok mu? Evet, var bende. Ha, tamam, oku. İsmini sakladım küçük kız. Eminim annen, baban, ailen görseler şu mesajı üzülürler, utanırlar. Utanırlar hatta. Sosyal medyada küçücük çocukların neden hesapları var? Biraz daha dikkatli olmamız gerekmiyor mu sizce? Konu uzun konu. Son kez yazıyorum. Murat benim canım arkadaşım. Aslımı da çok seviyorum. Kendi kendinize hayaller kurup gruplar oluşturmayın çocuklar. Yeter. Saygı ve edep lütfen rica ediyoruz diyor. Ve altına da yorumu paylaşmış. Gerçekten inanılacak gibi değil. Yani küçücük çocukların bu nefret söylemleri olabilecek bir şey değil. Anne babadan acaba düşünüyorum sevgi görmediği için mi böyle? Çünkü sevgiyle büyüyen, sevgi dolu bir ailede büyüyen bir çocuğun yazacağı yorum değil bunlar. Ya sen 12-13 yaşındasın. Nefreti nereden öğreneceksin? Nereden bileceksin? Daha dur, nelerle karşılaşacaksın be çocuk? Ondan sonra ne yapacaksın bu kadar hadiseye nefret kusarken? Gerçekten hayatında canını acıtanlara karşı ne yapacaksın?
Yapmayın. Gerçek bir duygu yaşadığında ne yapacaksın? Asıl evet. soru bu. Çok korkunç ya. Ekranlarda gördüğünüz insanlara bir ekran işi yapmama rağmen söylüyorum. O kadar gerçekçi, o kadar sahiymiş gibi davranıyorsunuz ki evet hadiseyle Murat Boz gerçekte varlar ama öyle bir ilişki yok. O yok. İlişkiye inanma, işte o ilişkinin arkasından arkadaşlar, yürüme. Arkadaşlar çok iyi arkadaşlar, bunu biz de gördük artık. Bir birlikteliği var. Dizilerdeki karakterleri gerçek sanıyorsunuz. Enteresan evet. isimli insanların fanları oluyorsunuz. Böyle değişik şeyler yapıyorsunuz, yapmayın. Bir Polat Alemdar furyasıydı gitti, Necati Şaşmaz diyemediniz. Anladım adamın ismini bile bilemediniz ama hayranı oldunuz çıktınız, yapmayın. Hadise çok doğru bir şey söylemiş, aileniz görse utanırlar, sizin yerinize biz utanıyoruz, yapmayın. Çok tazecik beyinlerinizi enteresan insanların enteresan ilişkilerine yormayın. Kimse kefil olmayın. Bilmediğiniz hayatlar, bilmiyoruz, bilmiyorsunuz. Vallahi bilmiyorum ben. Evet, kimsenin karakteri göründüğü gibi olmayabiliyor sevgili seyircilerimiz. Evet. İzzet Yıldızan'ın 14 yaşındaki kızı Sevgi Yıldızan'ın annesi Gizem Şeynaz İzgi. Şu an Beyaz TV stüdyolarında bir az sonralık bir şey girebilir miyiz acaba? Görüntümüz olsun. Şeynaz Hanım'ı alalım yayına. Evet. Şeynaz Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Telefonda sesiniz çok iyi gelmiyordu. Duyamadık, anlamadık. Neler yaşadığınızı bu süreci bize anlatır mısınız? Şimdi ben telefonda söyledim ama duyuldu mu bilmiyorum. Bu konuşmayı yaptıktan sonra başıma gelen herhangi bir şeyden İzzet Yıldızan sorumludur. Hı. Ben buraya gelmeden önce basının karşısına çıkmamam gerektiğini, çıkarsam kötü şeyler olabileceğini ve sonrasında da çocuğumu evlatlıktan reddedeceğini söyledi yeğeni. Böyle bir şey yapacaktır diye. Peki bu yazılı mesaj şeklinde var mı sizde? Telefon konuşması olarak var. İzzet Bey'le de ayrıca yapmadığı şeylerle ilgili ettiğim kavgaların mesajları da bulunuyor bende. Sıkıntı yok yani. Her türlü kanıtlarım ben. Peki, ama siz bunu açık açık söylüyorsunuz. Başıma herhangi bir şey gelirse şu anda İzzet'in evet, bu saatten sonra öyle. İzzet Bey'in de cevap hakkı var. Bağlanabilir, onu da söyleyelim. Tabii, peki sıkıntı şimdi yok. Siz dinliyoruz. O bizim yayınımıza da bağlandı Ece. Çok iyi hatırlıyoruz. Evet, daha yeni bağlandı. Her çocuğuna ayrı ayrı baktığını söyledi. 100 bin lirayı bulan bir aylık masrafım var dedi aylık. Bütün çocuklarıma bakıyorum dedi. Vallahi sevgilin bundan bizim haberimiz yok. Bizim bundan haberimiz yok. Benim çocuğum 10 senedir 1 milyar nafaka alıyor. 1000 TL evet. Evet. Son 2 senedir 1500 yaptırdım zorla. Sevgi bu mu? Ve ay sonrasında sağlık sigortası var güya. Yatarak kapsıyor. Yatarak sigortayı kapsıyor. Yani normalde ayakta tedavi olduğu zaman ben ödüyorum. Ödediğim zaman geri ödeme alıyorum ama ben bir memur ailesi gibi yaşıyorum. Yani maaşımı alıyorum. Hı hı. Senenin sonunda, ayın sonunda her memur ailesi gibi param olmayabilir. Ben tabii çocuğumu götürebilir miyim? İzzet Bey'e ulaşamayabilirim. Hı hı. Doğru düzgün bir sigortası olması lazım. Okula gelince okulla da ilgili okutuyorum diyor ama mesela geçen sene ben senetle Sevgi'yi servise yazdırmak zorunda kaldım. Neden senetle? Çünkü götürmediler okula. Babasıyla arası o sıra açıktı. Zaten genelde çok iyi değil açıkçası. Neden? Yani benim kızım hiç babaya yakın olamadı ya. Hmm. Ben size başta aslında birazcık geçmişe dönelim de daha iyi olayları anlamamız açısından. Tabii. Siz evlendiniz mi hiç İzzet Bey'le? Hayır. Evlilik dışı mı oldu? Hayır, evet. Çocuğunuz. Diğer eşler gibi yani ben hiçbiriyle de. Hiçbiriyle evlenmedi değil mi zaten? Vallahi herkese söylediği bu. Ben de TC'sine bakmıyorum ki hani böyle bir şey varsa da bilmiyorum ama nikahsız eşlerim diyor. Benim senelerdir biliyorsunuz üçüncü eşi olarak geçiyorum ben. Siz en son birlikte olduğu hanımefendi misiniz? Yoksa evet, evet, ortamı? Evet. Ha. En son birlikte olduğu hanımefendi sizsiniz. Evet. Kaç yıl birlikte oldunuz İzzet Bey'le? Ben kendisiyle 19 yaşında tanıştım. Şu an kaç yaşındasınız? 35. 35. Bir ömür ya. Ne benim hayatım zaten bitmiş. Ama benim çocuğumun hakkı çok önemli. Tabii ki öyle. Çok önemli. Ve İzzet Bey'e söylüyorum, çıkamazsın, çocuğumu reddederim gibi şeyler yeğenine söylettiriyor. Hı. Bana. Açabiliyorsa dava açsın ve reddetsin. Elinden geleni ardına koymasın bu saatten sonra. Çünkü ben 13 senedir çıkıp 1000 kere kendisini şikayet edebilirdim.
Ama o 100 milyar harcadığını söylediği programdan sonra benim kızımın döktüğü iki gözyaşı. Sevgi izledi mi onu? Tabii. Hmm. İki gözyaşı, iki çift laf benim için bitmiştir. Ben bu saatten sonra bende geri vites yok. Bitti. Bir de yaşı da küçük değil artık, her şeyin farkında. Tabii. 14 yaşında değil mi kızınız? Tabii. Peki en son ne zaman babasıyla görüştü? En son ne zaman görüştü? Vallahi hatırlamıyorum. Ya o kadar. Evet, hatırlamıyorum ya, şimdi yalan olmasın. Baba kız ilişkileri ne zaman sona erdi diyeyim o zaman? Baba kız ilişkileri şöyle yürüyor. İzzet Bey, ben şunu söylemek istiyorum. Ben İzzet Bey'in üçüncü eşi olarak oturmuyorum diye benim üzerimden kızımı, kızımın üzerinden de beni cezalandırmaya çalışıyor. Bu ne demek? Oturmuyorsunuz mu? O ne demek? Şöyle, ben 21 yaşında hamile kaldığımda iki tane eşi olduğunu sonradan öğrendim. Ve daha acı bir şey var ki sizlere genelde röportajlarında diyor ki birinden boşandım, birini sevdim, onunla evlendim, onunla boşandım, sonra üçüncü geldi. Hayır, Sevgi, Veysel Efe, Zelal. Evet. Aynı sene doğumlu. Arada ay farkı var. Bunu kabul edip oturacak kadının ben midesinden şüphe ederim. Ben oturmam. Aa, bir dakika. Yani onlarla duyarım. İlişki devam ederken aslında siz varmışsınız. Yani tabii. Herkesle ilişkisi olduğu için. Ve aynı anda hamilelik var. Tabii canım, aralarında ay farkı var yani. Bunu peki, kabul etmek zorunda değilim ben. Kaç hayatında kişi var dediğimizde bize çok bağır, yani hatta böyle bir evet, kırılmış evet, ben kadın değil dedi. Ben... Evet, ben o programı izledim. Yani yeni çocuğu oldu ikinci eşim dediği insandan. Sen ayrıldıysan, sonradan bir üçüncüyü bulduysan, ikinciden tekrar çocuk yapıyorsan nasıl oluyor? Yani söylediği her şey yalan üzerine kurulu. İzzet Yıldızhan bana hayatının bir döneminde banka hesabına çocuğum için, kendim için bir şey asla istemem, 5 milyar yatırdım derse, bunu kanıtlarsa ben çıkar burada özür dilerim. Sizin mesleğiniz ne? Ben Rusça öğretiyorum. Rusça öğretiyorum. Ama ben çok uzun zamandır çalışmıyorum. Çünkü bilirsiniz İzzet Bey kadınların çalışmasından hoşlanmaz. Çocuğum küçükken. 1000 lirayla nasıl olacak? Peki nasıl şöyle, geçindiniz? Yani ben hamileliğimde ayrıldım kendisinden. Doğum yapmaya çok yakın zaman kala bana dedi ki, yani iyi bir koca olamayabilirim, iyi bir eş olamayabilirim ama çocuğuma iyi bir baba olmak istiyorum dedi. O dönemde ben onunla, onun bana tuttuğu kiralık bir evde yaşadım. Ama eşyalarım, her şeyim, bütün masraflarım benim üzerimde. O zaman nafaka yoktu. Sonrasında terk ettim. Onun dışında diyemez ki benden kendi adına bir şey istedi deme lüksü yok zaten. Ama onun haricinde çocuğum için de sadece çocuğuma verdiği sözler var. Onları yapmadığı için kavga mı yapmışım? Mesela bu ayın 17'sinde Sevgi'nin dişleriyle ilgili bir sağlık problemi var, diş teli var ağzında. Koskoca İzzet Yıldızhan'sın. 5 milyara ben sana buluyorum dişçi. Diyorsun ki 3,5'a indir. Ya adam pazarcı değil ki, sonuçta doktor ya. Yani 1,5 lira indirim niye yapsın? Orada bana imza attırıyorsun. İlk parayı ödediler, 1 milyarını. Hı hı. Şimdi 17'sinde bir ödeme var. Bu saatten sonra yapacağını zannetmiyorum. Bu zamana kadar yapmadıkları zaten bundan sonra da yapmayacaklarının teminatıdır yani. Peki diğer çocuklarına farklı mı? Yani 10 tane çocuk var değil mi bildiğimiz benim kadarıyla? Benim de bildiğim 9 tane var. 9 tane. 9 tane çocukta Sevgi mi bir tek? Evet, Sevgi. Sevgisizlik görüyor diye. Evet, Sevgi. Sevgi annesinden dolayı görüyor. Allah Allah. Evet. Neden peki? Sizde bayağı aranız neden sıkıntılı? Şöyle işte, yani İzzet Yıldızhan, koskoca İzzet Yıldızhan, yani onun dediğinden nasıl çıkabilirsin? Yani ama çocuğuna bakmak zorunda, annesiyle anlaşmak zorunda değil zaten ki. Zaten bir baba ne olursa olsun, yani ben dünyanın en kötü kadını olayım. Eğer ahlaki olarak böyle bir şeyim varsa, bu zamana kadar iyi bir babanın gidip bana velayet davası açıp çocuğunu alması gerekirdi. Tabii. Onun haricinde hangi sebep bir erkeğin, bir babanın kızına bakmamasına, maddi ve manevi. Yani benim çocuğum ona ısınamıyor, bir şey isteyemiyor. Hani arada çok büyük bir yakınlıkları yok. Ben mesela Sevgi'nin bir daha televizyona çıkarılmaması için de gerekli ne varsa yapmak şu istiyorum. Şu fotoğrafta Sevgi var mı? Var.
Evet evet. Bu fotoğrafta var mı? Var, solda. Peki bu fotoğraf ne zaman çekildi? Vallahi hiç hatırlamıyorum ki. Ya çok eski mi? O ama hani sevginin buradan yaşını anlarsınız. Bilirsiniz. Mesela burada sevgi kaç yaşında? Sevgi burada ne kadar? Kaç yaşında? 12 falan olabilir. Yani 12, yalan yani olmasın istiyorum. 2 yıl evvel falan mı diyorsunuz? Aa, evet. Şu an yakın zamanda da babasıyla görüşüyordu. Yani bir gidiyor bir gitmiyor. Yani şöyle söyleyeyim. İzzet Bey tatillere götürür kızımı. Ne güzel. Yanına alır işte hafta sonları. İzzet Bey'de şu var. Herkese karşı iyi babayım. Bir kişide ne eksikse en çok onun lafını yapar. Ben hayatımda hiç görmedim bir sanatçı ki çocuklarını bu kadar çok ön plana atsın. Anlatabiliyor muyum? Eksik çünkü o konuda. Ben iyi babayım demesi gereken, yani iyi baba olduğunu söylemesi gereken biziz ona. Ben şimdi iyi bir anneyim desem siz bana i̇yi ne kadar inanırsınız? İyi diyor mu? Yani şey, televizyonlarda diyor zaten bu söylediğim güzel bir şey. Yani bu hani bize de birçok baba olmayan Şam babasına da. Ama sen benim çocuğuma bakmıyorsun. Örnek olacak alıyorsun. Bir şey. Ama bakın, eğer bu görüntüyse kıyafet, sadece sıkıntı. Oradaki kıyafeti var ya sevginin o fotoğraftaki. Veya biraz çiçek belki, gibi giyinmiş şuradaki. Oluyor benim çocuğum yanında evet. Çıktığında. Bir tane tokasını o almış değildir. Kızım da bunu biliyor. Ben de çok iyi biliyorum. Baştan aşağıya tertemiz giydiririm, babasına yollarım. İzzet Bey'de şu var. Benim yanımdaysan. Ben seni yediririm içiririm, bak bu benim hayatım, ben İzzet Yıldız Hanım, ama annenle yaşarsan senin ne yediğin içtiğin beni ilgilendirmez. Aa. Tabii tek sorunumuz bu. Şimdi benim çocuğum maddiyata düşkün bir çocuk olmayabilir ama bir benim yaşantım, normal aileler gibi yaşıyorum ben, hiçbir şeye muhtaç değiliz biz. Çok şükür. Yani benim şu yayından sonra kaybedeceğim tek şey 1,5 milyar nafakam olamaz zaten. Onu şu an devlet aylık bize. Ne kadar alıyorsunuz? 1,5. 1,5. Arada milyon. Da bayramlarda keyfe eder para gönderirse, bir de dişçi için gönderdi yani. Onun haricinde ha bir de şu var, yeğeninden ben ay sonunda sıkışırsam borç alırım, borcu da geri öderim yani. Peki şimdi bize yaptığı açıklamada. Hepsi kanıtlı bende bu arada. 9 çocuğa güzel. 100 bin lira harcadığını söyledi. Evet. Aylık giderinin bu olduğunu söyledi. Şimdi bir anda bakıyoruz 1,5 milyar sevgi alıyorsa. Yani ayda 11 milyar yapıyor çocuklar çocuk başına. Evet, ben de bunun için zaten 10 milyarlık nafaka artırımı davası açtım. Gerisi mahkemelere kalmış tabii, devletimize kalmış. Bana bir şey alamazsın diyor. Ben 100 lirada nafaka alsam manevi tazminatımdan 1 lirada alsam ben haklı olayım önce. Hmm. Ama ben çocuğumun yaşam standartlarını tabii ki yükseltmek isterim. Hmm. Peki çocuk okula gidiyor ha. Yani en fazla bizim anneler olarak masrafımız okul masrafı. Okulunu kim ödüyor? Okulunu bir şöyle söyleyeyim, İzzet Bey ödüyor tabii okulunu ama mesela geç iyi. Yazdırıyor. Hı. Şükür yani. Zaten yani onu yapmasaydı bugüne kadar çoktan çıkıyor. Ben çünkü bugün de 13 seneden sonra çıkmazdım belki ama okulla ilgili de sorun yaşıyoruz. Nasıl? Mesela geç yazdırıyor. Kitaplarını geç alıyor çocuğun. Yani zaten yani sen İzzet Yıldız'sansın değil mi? Ben kendim bu saatten sonra zaten özel okulda okutmazsa açıkçası her aile gibi devlet okuluna yazdırırım. Yani beni bunlarla tehdit etmesi çok yanlış. Anlatabiliyor muyum? Ediyor mu peki ki? Bunu konuşarak halletmeye çalışmadınız mı ya? Ne diyor İzzet Yıldız'an da çünkü bildiğimiz kadarıyla anlayışlı bir sanatçı, bizim yayına bağlandı. Lütfen dedi, benim eşlerimle ilgili konuşurken daha dikkatli olun dedi. Bizi hatta bu konuda uyardı. Sizi eli suya tuttuğu gibi gösterdi. Bir kere beni kasmayacak. Ben onun eşi falan değilim yani. Hiçbir zamanda olmadım. Eski, sevgiliyken ayrıldım. Boşanmış değiliz ki. Da yok, doğru. Yani imam nikahı yaptın dese o da yok. Hayır, diğerlerine yok. Yaptıysa şayet. Tabii ki canım, diğerlerine yaptıysa şayet. Zaten bizim ülkemizde hani sadece Türkiye şey resmi evlilik cüzdanı geçerli eş olabilmek için. Evet. Yani imam nikahı geçersiz yani. Evet, imam nikahı geçersiz. Şöyle önce ama, devlet nikahı sonradan imam nikahı. Tabii ki Allah katında evet, da Allah sonuçta. Allah katında gerekli bir şey. Evet. Ama işte sizin ikisi de yok yani. Yok siz yok nikahsız. Ben sevgiliyken bana işte iki tane daha işte kadın var, çocuklarım var. Peki şu hamile. An diğer iki hanımefendiyle birliktelik devam etmiyor herhalde değil mi? Vallahi yakın zamanda bir tanesinin çocuğu oldu işte, zaten biliyorsunuz yani, ayrıldıysa ondan olmaması lazımdı mesela. Ya tabii. Bunlar beni ilgilendirmez. Ben çocuğumun hakkını aramak için buradayım. Bu saatten sonra çıkıp İzzet Yıldız'ın benim evim olduğunu söyleyemeyecek.
ultra lüks yaşadığımı söyleyemeyecek, başının tacı olduğumu söyleyemeyecek bir anne olarak. Yani sizi rahatsız eden aslında İzzet Yıldızhan'ın televizyonlarda verdiği beyan mı? Beni değil, kızımı. Kızınızı rahatsız eden. Onu okul çevresinde küçük düşürüyor. Ben çok umursamam yani. Benim için İzzet Yıldızhan yok yani. Benim için benim çocuğum var. Peki. Ben çocuğumu doğurmuşum. Ondan razıyım. Ahlaklı, çalışkan, takdirini getiren, vicdan sahibi bir çocuk. Onu ben yetiştirdim. Sadece işte en son babasına bir mesajı var Sevgi'nin. Ne diyor? O programdan sonra, babacığım ben hiçbir zaman senin o söylediğin şekilde yaşamadım. Bundan dolayı annem seni mahkemeye vermek zorunda kaldı. Bu süreçte manevi baskı yapacağını bildiği için Sevgi, seninle görüşmek istemiyorum. Bunu anlayışla karşılar mısın? Babaya bir terbiyesizlik yok. Yani bak, bu kadar kırıldığı halde babaya söylenmiş olan ağır bir söz yok. Ağır bir söz yok. Aslında cevap, çok ağır bir baba için. Tabii, ama hakaret yok. Cevap ne yazdı? Engelledi Sevgi. Sevgi engelledi. Çünkü kızabilir, bağırabilir. Yani bu çocuk LGS'ye hazırlanıyor ama bunları yaşıyor. Sonra sen ondan başarı bekliyorsun. Evet, keşke olmasa. Peki şimdi bunu, sizin bunu söylemeniz tabii şey oldu, cevap hakkı da doğdu. Sizin cevap hakkı da oldu bu arada. Bilal Özbilge'ye ulaşmaya çalışıyormuş. Daha doğrusu İzzet Yıldızhan ulaşmaya çalışıyormuş. İzzet Yıldızhan bağlanmak istiyormuş. Ona hazır mısınız bu Benim arada? İçin hiç sıkıntı yok. Elinden geleni ardına koymasın bu saatten sonra. Ben bu kadına evini aldım, adam gibi çocuğuna baktım derse, benim o servis senetlerim, atıyorum okula geç yazdırılması. Peki sizin şu yani an zaten mesela oturduğunuz ev bile aklıma... Bir banka müdürü olduğu için. Bir banka müdürü olduğu için, evet. Kendisinden maaş alıyorum. Sağlığıma ücret ödemiyorum. Babamın hakkından dolayı. Onlarla mı yaşıyorsunuz? Evet, bir de annem var benim yanımda. O da iki tane maaş alıyor. Bir tanesi aylık, diğeri 3 aylık. Peki. Yani yuvarlanıp gidiyoruz. Ne eksik ne fazla. Evet. Onu ben söyleyebilirim. Ben şunu bir düzelteyim o zaman. Bilal Özbilge ile telefonda konuşuyormuş şu an. Mesajlaşıyorum diyor Bilal Özbilge. İzliyor mu şu an bizi? Şu an izliyor mu Bilal Bey? Şu an... Evet, bilgi verdim diyor. İzliyordur mutlaka diyor. Peki. Onu da söyleyelim. Eğer İzzet Bey yayına bağlanmak isterseniz tabii ki cevap hakkınız saklıdır. Lütfen bu iddialara cevabınız varsa canlı yayında bekliyoruz. Aslında yani bize yansıtılan tabii ki farklı. Ben artık Instagram'da ben kendimle de alakalı. Çok. İnsanların yakinen ilgilendiği gibi fotoğrafları görünce de inanmıyorum aslında. Yani çünkü bilmiyoruz. Bize gösterilen karakter, İzzet Bey için söylemiyorum, birçok kişi için, dizi oyuncuları için de söylüyorum. Bize gösterilen şey farklı, aslında o iç farklı olabiliyor. Eğer böyle bir şey varsa gerçekten çok büyük hayal kırıklığına uğrayacağız. Neden? Çünkü sürekli çocuklarına baktığını, çocuklara el üstüne tuttuğunu, birlikte olduklarını değil mi? Hanımları bile, hanımefendileri bile nasıl üste, el üstüne tuttuğunu yani görüyoruz. Yani bağlandığında ben dedim ki ne kadar hanımlara saygılı, ne kadar çocuklarına iyi bir baba dedim. Ama şimdi şöyle de bir şey var Şehnaz Hanım. Bir yorum var, izleyici yorumu size okumak istiyorum. Nafakasını veriyor, okulunu ödüyor, dişçisini ödenmiş, bayramda ekstra harçlık var. Daha ne istiyor bayramda acaba bu? Bayramda ekstra harçlık, şunu söyleyeyim. Daha ne istiyor acaba Şehnaz Hanım diyen tabii izleyici ben soruyor. Ben bir şey istemiyorum. Ben bugüne kadar diyemez ki hayatı boyunca kendim için. Maddi bir şey istemiyoruz. Bir şey istedim. Kızım için de öyle bir şey istemedim yani. Hani diyemez ki. Hani tabii o da istemişti kendine mesela, özendi. Ben çocuğuma bakıyorum. Benim burada olmamın sebebi şudur. Ben bunları yapıyorsun, tamam. O zaman çıkıp televizyona milletin gözünün önünde ben bu çocuklara 100 milyar harcıyorum. Ultra lüks yaşatıyorum. Kadınların hepsinin evi var, çocuklarımın evi var deyip benim çocuğumu okul çevresinde, beni yakın çevreme bu saatten sonra asla ve asla, kesinlikle ve kesinlikle rezil etmesini, küçük düşürmesini istemiyorum. Öyle bir ev yok. Yok canım. Tamam. O bir yalanmış. Onu hani söylemeye çalışıyoruz. Yani ben şu an para peşinde değilim yani. Tamam, onu anlatalım, güzel olsun. Tamam. Tabii 13 senedir ben zaten 1 milyar nafaka alıyorsam bu benim zaten iyi niyetimin göstergesidir.
Son 2 senedir 1,5 lira, yani koskoca İzzet Yıldızhan'sın. Senin çocuklarının hayatı nasıl? Şimdi Sevgi'nin diğer, İzzet Yıldızhan'ın diğer kardeşlerinden aşağılık bir tarafı mı var? Olabilir mi öyle bir şey? Mümkün ya da onların daha üstün bir tarafı mı? Manevi olarak zaten yanında değil her şeyden önce. Zaten ben manevi tazminat davasını açtığımda çok bir şey talep etmeyeceğim. 1 milyon alsam 1 lira. Ben kazanmış olayım. 1 TL alsam da ben çocuğum, kazanmış olayım. Çocuğum yani için açılacak. Tam bu tarz bir şey değil ama ilgisizlikle alakalı. Yine tabii maddiyat da işin içine girmiş, hatırlıyor musun? Ferhat Göçerli kız arasında da biz buna tanıklık ettik. Arada maalesef gerçekten bu olaylara şahitlik edebiliyoruz. Ama ben bu tür şeylere çok her zaman basının girmemesi tarafındayım. Son noktada girilmesi tarafındayım. Evet. Siz de son noktaya şu kadar gelmişsiniz. Şu an 13 sene hazmedemedim. Evet. Hazmetmem benim 13 senemi aldı. 13 senenin sonunda sadece şunu istiyorum. Benim burada olma sebebim bu. Kızım için buradayım. Biz bu zamana kadar küçük düştük. Bu saatten sonra ben onu Allah'a havale ettim. O ayrı bir şey. Bu saatten sonra kendini iyi baba diye alkışlayanlara ama anlattığı şekilde bir baba gibi. İzzet Yıldızhan'ın bana o kadar yapması gerekiyorsa o zaman ben annesine bu kadar yapıyorum. Yani maddi anlamda bir tek sıkıntı. Hayır, manevi. Görevini de yapmıyor. Orada konuştuğu onun hayatı maddiyat olduğu için, orada konuştuğu da maddiyat olduğu için ben bundan bahsediyorum. Yani benim söylediklerimin doğru olduğunu bizzat kendi ağzından zaten duyuyorsunuz. Yalan iftira atmıyorum. Şimdi benim söylediklerimi yayınlıyoruz burada. Bir de kendinin eskiden söylediklerini yayınlayalım. Şimdi sen halkının, seni alkışlayanların karşısına nasıl çıkacaksın o zaman? Hayır, bize daha evvel bağlandığı İzzet Bey'in açıklamasını bir verebilir miyiz acaba, rica etsem? Bir karşılaştıralım. Buradaki yapılan açıklamalarla bize yapılan açıklamaları bir karşılaştıralım. Buyurun. Ben sevdim, çocuk yaptım ilkinden. Çocuğumun annesinden ayrıldım. İkinci eşimden evlendim. Sevdim. Onlara çocuk yaptım. Şimdi üçüncüyle oldu. Doğru. O da oldu. Ama yani bunlar, ayrıldım. Birlikte değildim yani bunları yaparken. Ve çocukları çok seviyorum. Neden çocuklarıma sahip çıkmışım? Annelerime sahip çıkmışım. Duydunuz mu bugüne kadar? Bugüne kadar magazinde, gazetede bir tane haberinizi çocuklarımla ilgili veya çocuklarımın anneleriyle ilgili. Hiçbir evliliğinizi tam olarak bilmediğimiz için, siz özel hayatınızı özel yaşadığınız için biz sadece çocukları gördük. Doğru, ben özel hayatımı gerçekten özel yaşıyorum. Çünkü bizim sektörümüzün içine sokmak istemiyorum zaten. Bu sektörün içine girseydiler zaten şu an çok başka oldu. Dövmeyle girdiler ama sektör, hep söyleyeyim. Peki, İzzet Bey, siz bu söylemde aslında kadının mı yanında duruyorsunuz? Kadınların mı yanında duruyorsunuz? Kesinlikle kadının yanında duruyorum. Ne güzel, biz sizin kadınların yanında durduğunuzu da böylelikle görmüş olduk ya. Güzel oldu bu. Ben her zaman bunu söylüyorum. Süper oldu. Ben gerçekten öyleyim. Yani ben bugün çocuklarımın annesi, hepsi başımın tacıdır ve hepsi de çok güzel yaşar ve çocuklarımın başındalar onlar da. Tamam, süper. Şimdi yani, peki benim aklıma bir şey daha geldi. Burada siz kızar mısınız bilmiyorum ama. Çocuklar şirketteki şeyi, mirası dövmeyle şey yapmasınlar. Bak logo var ha. Bana göre. Logosuzları gezmiyorlar değil mi evde? Bana bak, senin logon bile yok diye. Rüyacancığım, çocuklar da, yeğenlerim de çok yapmış. Böyle birbirlerine... 28 tane yıldız han dövmesi var. Evet, bir sürü yeğenim de yani. Şaka yapıyorsun. Kardeş... Bu kadar miraslık bir durum var mı İzzet Bey? Yani çok konuşulmaz böyle şeyler ama merak ediyoruz da. İzzet Yıldızhan bu yaşına kadar gerçekten 9 tane çocuğa yetecek, 3 tane hanımı yine devam ettirecek, hayatını idam ettirecek bir mal varlığı da yapmanız lazım. Çok zor yani bu kadar kişiyi geçindirmek. Ben 3 tane hanımı düzelteyim çünkü izlenen cümleler bize dinleyen Türkiye farklı algılayabilir. Ay canım, söylediniz zaten, ayrıldınız yani eşinizden, evet, artık görüşmüyorsunuz. Anneleri, evet, çocuklarımın anneleri, evet. Saygı duyduğunuz çocuklarımın anneleri. Eski hanım diyelim o zaman. Evet. Ece, benim çocuklarımı şöyle söylesem olur mu? Benim yanımda birlikte çalıştığımız 250 tane personelim var, biliyor musunuz? Bakın, 250 tane. Bilmediğiniz bir
şirketi, belgelendirme ve analiz şirketi. Yani burada 80 tane mühendis çalışıyor, 120 kişi çalışıyor burada karşıda. Bakanlık denetimi büyük bir firmayız yani. Bu kadar insanla birlikte çalışıyorum. Tabii ki çocuklarımın geleceğiyle ilgili Allah'a şükür olsun. Mücadelemi bildiriyoruz. Var. Onların gibi 50 tane yetecek kadar imkanlarımız var. Daha çok istiyor musunuz? Demiştim. Evet, beni o kadar düzeltmiş ki aslında İzzet Bey, işte şöyle de böyle de, o kadar hani hanımlarıyla ilgili, hanım demek istemiyorum, hanımı değilmiş, ev boşandığı demek istemiyorum, boşandığı değilmiş. Evlilik yokmuş ortada. O yüzden aslında ben tümden cümlelerimi tekrar düzeltmek istiyorum. Peki siz nasıl kabul ettiniz evlenmeden beraberliği, devam etmeyi, çocuğunuz çocuk yapmayı, neye güvenerek yaptınız? Aslında şunu söylemek istiyorum. Birçok genç kızlar da bizi izliyor, anneler izliyor. Ben bu konuda bir şey söyleyeceğim zaten. Evet, bir zaten. Demek istedikleriniz varsa bu konuyla ilgili pişmanlıklarınız, onları öncelikle. Hem de nasıl? Ben babamı çok erken kaybettim. Genelde psikiyatristim söylemişti benim. Erken yaşta babalarını kaybedenler daha kendilerinden yaşça büyük. Yani düşünün, televizyonun önünde iyi babayım diyen bir insanın normal hayatında ne yalanlar söyleyebileceğini az çok tahmin edersiniz. Ben onu baba gibi sevdim, abi gibi sevdim. Aşık olduğumu zannettim. Üzerime düşmesi, benimle ilgilenmesi o yaşta hoşuma gitti. Sonra hamile kaldım ilişkimizden. Ben çocuğumu hiç aldırmayı düşünmedim. O da bu konuda bana bir ısrarda bulunmadı. Sadece gelip burada oturman lazım dedi. Ya da dedi doğurduğun zaman dedi büyük eşi için. Ben burada sana... dediğin nasıl bir ortam ki? Eski birlikte olduğu hanımlar da var mı o evde? Kendi evleri ayrı onların. Yani sevgiyi orada büyütüp. Değişik ben dedi sistem. Sana ev vereyim, araba vereyim. İşte işini kurayım ama sen genç kadınsın, evlenirsin yarın bir gün, olabilir. Çocuğumu almak istiyorum bunların karşılığında, vermedim. Yani ben çocuğumdan bir daha dünyaya gelsem ben bir daha sevginin annesi olmak istiyorum. Ya, ne güzel, tabii ki öyle. Ben çocuğumu yanında. Çok seviyorum yani maddi onu doğurmuş karşılık. Olmaktan. Ve burada İzzet Bey maddi olarak devamlı kendini ön plana çıkarıyor. Manevi olarak zaten bu saatten sonra benim yaptığım yanlışları, benim kız çocuğum var. İster mi kendinin böyle üç kadınla bu şekilde bir ilişkisi olsun? Sen babasın. Bu saatten sonra benim kızımın yanlış yapacağı sırada yani yanlış yaparsa yarın bir gün bunun sorumlusu kim? Ben aslanlar gibi ben çocuğuma bakıyorum zaten. Hiç problem değil ama onun babasından tabii ki dönem dönem istekleri oluyor. Sevgi doğduğu için tabii ki Allah'a şükürler olsun ama bir yandan da 19 yaşında nikahsız bir beraberlik kendi çocuğuna ister için, mi böyle bir şey? Bu durumdan tabii ki mutlu değilsiniz siz de. O yüzden genç kızlarımızın da mutlaka bir evlilik yapıp resmi nikahla kesinlikle bir çocuk sahibi olmasını kesinlikle. Buradan tekrar söyleyelim biz de. Peki ama bunun dışında nafakaları ödüyor. Nafakada 1000 TL bugüne kadar ödedi. Ama dediğiniz gibi biraz evvel de kendi açıklaması gibi benim eşlerim çok rahat, huzur içinde yaşıyorlar, refah Allah içinde yaşıyorlar gibi olsun. Bir açıklama. Yine doğru mu değil mi size göre? Allah'a şükürler olsun. Benim yaşantım, ben çok şükür çocuğuma tek başına da bakabilecek kadar güçlüsünüz. Yuvarlanıp gidecek kadar yani. Güçlüyüm tabii ki sonuç itibariyle. Özel okula vermem de devlet okuluna yollarım. Kendimiz zaten normalde de o şekilde geçiniyoruz. Ama sizin yani. Bu standartınızı sağlayan kişi İzzet Yıldız değil. Sen değil. Benim evimdeki benim tek bir tane. Benim üzerinden nemalanmasın diyorsun tane, yani. Tabii. Bir tane eşyamı almış değildir ki çıkıp. Tamam. Bana baktığını söylüyor. Asıl mevzu bu. Siz o söylemlerden, daha doğrusu Sevgi o söylemlerden çok muzdarip olduğu için çok. Aslında siz bugün buradasınız. Yani arkadaşları ona demiş ki Sevgi sizin evinize geliyoruz. Babanın anlattığı gibi değil. Yani benim çocuğum kemküm etmiş. Eve geldiğinde de çok kötüydü. Yani bir babanın söylediği yalan, sen çık açıkça o kadın tek başına nafakasını veriyorum. Çocuğunu da okutuyorum. Adam gibi çocuğuna bakıyor de. Bunu söyleyebilirsin. Bir de çok kadınların yanında olan bir söylemde beklemiş olabilirsiniz. Peki doğru. Biz uzlaşma yolunu yine bir tercih etsek. İzzet Bey şimdi sizi arasa,
dese ki nafaka 1000 lira. Ben bunu ne istiyorsun? İşte 2000 lira yapayım, okul masrafını ödeyeyim dedi. Ve kızımla umarım ki görüşüyordur zaten. Daha sık görüşeceğini söylese, siz bir anne olarak yumuşarsınız değil mi bu durumda? Çünkü aranızda öyle bir bağ var ki hiçbir zaman İzzet Bey'le de kolay kolay kopamayacaksınız. Kimi zaman bir araya geleceksiniz. Kızınızın inşallah Allah kısmet ederse düğünü olacak. Güzel günlerini göreceksiniz, mezuniyetlerini göreceksiniz. İzzet Bey bir baba olarak o okulda olmak istemez mi? Bir kep atarken kızını görmek istemez mi? Veya ben ne bileyim, çok isterim. Sözlenmeye gelecekler, istemeye gelecekler. Evde babayı da görmek isteyebilir tabii ki. Tabii ki ama konu burada, ben şöyle söylemek istiyorum. Yani ne yaparsa uzlaşırsınız, benim derdim o aslında. Ben uzlaşamadığım için kendim, siz ne yaparsanız uzlaşırsınız. Şeynaz, ben bugüne kadar bu tür açıklamalar yaptım ama sebebi neyse söyleyebilir. Ben özür diliyorum ki seni mahcup ettim, kızımı mahcup ettim. Çünkü sen benim verdiğim nafaka, okulumu da çocuğunun okulunu da okutuyorum. Evet, haklısın, doğru söylüyorsun. Ben bunu kabul ediyorum. Özür diliyorum dese. Özür bekliyorsunuz sadece. Çocuğumdan bekliyorum bunu. Çocuğundan özür dilemesini istiyorsunuz. Ben kendim için ondan hiçbir şey istemedim. Bakın, ben bir hata yaptım 19 yaşında. O hatanın bedelini ben çok ağır ödedim ama sevgiye sahip oldum. Şükrediyorum, oturuyorum. Tabii. Evet. Olsun. Benim çocuğuma bir özür borçluğu hiç sanmıyorum ama bir özür borçluğu ve onun için tek istediğim şey, söz verdiği odasını yapsın ona. Kendi aralarında konuşmuşlar, baba ben de kardeşlerim gibi bir ev istiyorum diye. Hakkıdır. Hakkıdır yani. Bizim babamız İzzet Yıldızansa, çıkıp bu şekilde de konuşuyorsa, o zaman sen evladının arkasında duracaksın. Ömrü billah maddi ve manevi. Tabii şimdi şöyle bir durum olur. Babanın maddi durumu yoktur. Biz bunları talep durumu ederken bozuk diyor zaten, bir rahatsızlık yönden. Duyuyoruz. Ama kendisi de yayında açıkladığımız üzere, kendi açıkladığı üzere bilmem ben kaç bin çalışanım var. Ticaret yapıyorum diyor. Ticaret yapıyorum. Bu kadar çalışan tabii ki evladına bakacağını düşünüyorum. 13 senedir ben zaten paranın peşinde olsaydım 1000 kere her türlü şeyi yapabilirdim. Sizi tanımıyoruz bile zaten. Yani evet, tanımıyorsunuz. Bugüne kadar çıkmadınız basına. Evet. O yüzden belli ki son nokta bu. Ama şu çok da enteresan Ece. Çok teşekkür ediyoruz ama hani çıkacağım dediğiniz anda da sizi tehdit ediyorsa o da çok enteresan. Neyi saklıyor o zaman? Yeğeni. Ha, aradı diyor ya amcamı. Tabii ki artık anladım. Bu konularda İzzet Bey de pek dikkatlidir. Sonuç itibariyle sen amcana sormadan böyle bir kelime kullanamazsın. Tabii. Ben de kayıtlı zaten. Evlatlıktan reddeder ne yani? Bu saatten sonra böyle bir şey yaparsa da ben çocuğuma kendim bakacağım. Benim ondan maddi bir talebim yok. Ben mahkemede hukuksal anlamda mücadelemi veriyorum. Çünkü benim kızımın hakları var. Devlet neyi uygun görürse ben yoluma bakacağım. Bu saatten sonra okutmuyor mu? Ben devlet okuluna vereceğim. Tabii, herkes evladını çocuğu veriyor. Tabii. Ama sen İzzet Yıldızansın ya, çocuklarına çok iyi bakıyorsun. Yurt dışında okuyor. Yani benim çocuğumun eksiği ne? Yani benim çocuğumun günahı ne? Çok net anlaşıldı. Peki. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Yıldız Hanım da cevap hakkı saklıdır. İsterse yayına bağlanabilir. Bilal Özbilge ile yazdığı mesajları bizlerle paylaşabilir isterse. Kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra tekrar canlı yayında sizlerleyiz. Tur abi bizlerle birlikte olacak. Söylemezsem olmaz devam ediyor. Tur abi hoş geldin. Hoş bulduk. Şampiyonlar şampiyonu Tur abi ya. Hoş bulduk. Yarışmalara doyamıyor. Annen izliyor mu? Annem izliyor. Özellikle aradı beni. Evimin kızlarına gidiyormuşsun, doğru mu dedi. Yerim bunu. Meryem Sultan. Meryem Sultan. Haberiniz olsun, kadınların arasında evimizin kızları diye. Ay, Allah razı olsun. Ellerinden öpüyoruz anneciğini. Saygılar. Şimdi öpüyoruz tabii, çok. Annen seni izlerken arkadaş streslenmiyor mu şimdi? Kendimi yerine koyuyorum. Neler neler yaşıyorsun. Bir yarışmadan öbür yarışa. Şimdi evet. Amerika'da yarışıyor Tur abi. Evet. Çok güzel bir yarışma. The Challenge yarışması, War of the World, Dünyalar Savaşı diye. 17 kişi The Challenge'ın 32 sezon boyunca şampiyon olan kişileri. Oh. Bazısı 6 defa, 4 defa, 5 defa şampiyon olmuş. Diğer yarısı da benim gibi kendi TV programlarında şampiyon olan ve başarılı olan insanlar. Hepimiz 1 milyon kaç dolar ülke için yarışacağız? 1 milyon dolar için yarışıyorsunuz. 1 milyon dolar. Güzel. Peki kaç ülke yarışıyor? İnan o kadarını saymadım ama bayağı her yerden var. Var, her yerden var. Bizi bir tanıtımı izleyelim
Hem tanıtım izlesin hem sonra bize bu yarışmayı bir anlat. Nasıl bir yarışma? Evet. Tamamdır. Ya Bircan bir dakika onu söyleyeceğim önce. Öyle bir tanıtım ki. Bak ben ilk Twitter'da izledim. Bilal'e gösterdim. Bilal bu ne ya dedim. Tura abi burada. Tura abi ne arıyor falan olduk. O kadar iyi bir şey. Bir bakayım yani ben izleyeyim. Gerçekten. Hepiniz izleyin. Muhteşem bir yarışma. Ve bizi gururla temsil eden Tura abi. Buyurun. Ay Meryem Ana. Buradan annene sesleniyorum. Nasıl izleyecek? Kadıncağız bunları 6 Şubat'ta yayınlanmaya başladı. İlk bölüm yayınlandı. İlk bölümü yayınlandı. Ve her çarşamba Amerika saatiyle saat 9'da. Şu an 100 ülkede yayınlanıyor. 100 ülkede yayınlanıyor. MTV'de. Evet, MTV'de. Vallahi bravo. Yarışma inanılmaz zor. SMS yok. Kazanan nasıl belirleniyor? Yarışmayı kazanan belirleniyor. Her challenge'ı top 3'ü seçiliyor. Yani birinci, ikinci ve üçüncü evet. bitirenler. Onlar bir kişi Killing Floor dediğimiz bir yer var, ölüm meydanı. Hı. Oraya bir kişiyi indiriyor. O kişi de top 3 dışında istediği herhangi birini seçip birbiriyle kapışıyor. Ölüm meydanında nasıl kapışıyorlar? Ada ölüm meydanı ne yapıyorlar? İnanılmaz yani ya. Her şey serbest. Ay nasıl? Zaten hemen hemen herkesin kolu ya da bacağı kırılıyor. Aynen öyle. Neler söylüyorsun Tura abi? İlk yarışta zaten bir Meksikalı bir çocuğun kolu kırıldı. Hemen yerine başkası geldi. Ay inşallah elenirsin diyeceğim şimdi yani. Öyle mi söylüyorsun? Seni sapasağlam görmek ne kadar güzel. İnşallah elenirsin de diyesiniz geliyor ama kazanası da var insanın. Ya şimdi devam ediyor değil mi bu yarışma? Devam ediyor. Bu arada bant çekim sen tekrar Amerika'ya gideceksin bu durumda. Yok bitirdik. Çekimlerin hadi hepsi bitti. 8 haftalık bir program. 8 hafta boyunca yayınlanacak. 8. hafta final var. Sen birinci olabildin mi? Söyleyemiyorsun tabii. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Sadece yayınlandığını biliyoruz. Peki bize biraz yarışmanın kliklerini anlat. Yani bir evde mi yaşıyorsunuz? Orası bir çöl mü? Orası evet. neresi? Şimdi yarışmanın bir evde yarışıyoruz. Tamam. Haftada bir tane challenge oluyor. O challenge'da dediğim gibi dokunulmazlık için ve birini aşağı indirmek için top 3'te olman şart. Hmm. Bir de şey her an sürpriz yapabiliyor host. Yani diyebiliyor ki bu yarışmada en son kişi direkt eve gidiyor. Hmm. Yani o yüzden de herkesin mutlaka birinci ve ikinci, üçüncü olması lazım. Evet. Sonra da aşağı inen kişi yani kader anı. Ölüm meydanı. Ölüm meydanı ve kendine zarar da görebilirsin. Çünkü şey yok. Hani vurmayacaksın, yavaş olacaksın. Öyle bir kriter yok. Hiçbir şey yok. Önüne bir top koyuyor. Allah. Evet. Ve diyor ki o topu sen alacaksın, kendi potana koyacaksın. Nasıl alıyorsan al, beni ilgilendirmiyor. Aha, bildiğin Amerikan futbolu gibi. Aynen. Giderken aynen. üzerine şey yapabilir. Oyunların hepsi o şekilde. Hiç şansa dayalı hiçbir kural şekilde yok. Yani kural şansa dayalı bir şey de yok. Güçlü peki, olman lazım. Peki İngilizcen nasıl seni? Sen nasıl anlaşıyorsun oradakilerle? Ya benim İngilizcem iyi. Şimdi insanlarda şey var hani Survivor'da Tur abi dörtlük yazan, kavga eden bir türküler okuyan değil mi? Evet. Kamyon arkası cahil gibi gösterilen bir şey var da ya ben sanatçı bir adamım. Hı. Dansçıyım. Kendimi sürekli geliştiren bir adamım. İngilizcem eskilerden beri var. Rusçam var. İspanyolcam var zaten şimdi yavaş yavaş. Rusça zaten bütün Türk erkeklerin. Hepiniz biliyorsunuz maşallah. Yani insanlar beni hani normal hayatta arkadaşlarıma dörtlük yazan yani bakkaldan ekmek alırken seviş hareketi yapan biri olarak sanıyor da öyle bir şey değil. Tabii orası ki. Bir konseptti. İnsanlar sadece insanlar sadece bilsin diye şey yapan biriyim ama normalde İngilizcem der şimdi çok iyi zaten test ediyorlar. Seni nasıl seçtiler? Şimdi çıkar. Onlar mı seçti sen mi başladın? Onlar çağırdılar beni. Hı. 45 adadan hemen çıkar çıkmaz. 45 gün mülakata aldılar. Evet. Tabii mülakata aldılar. Çünkü yarışları şöyle söyleyeyim size. Bir yarış mesela 50 mil 70 kilometre gibi bir yarış ve koşuyorsun. Öncelikle ona dayanıklı olman lazım. Ne diyorsun Tur abi? İkincisi rakibinle güreşebiliyor olman lazım. Ne yapana? Güreşiyor olabilmen lazım. Yani savaşıyor olabilmen lazım. Eğer çıt kırıldımsan almıyorlar seni. Tamam. İngilizceni çıt test ediyorlar. Röportaj yaptırıyorlar sana da. Tartışmalara sokuyorlar İngilizce. Hı-hı. Onu da geçmen lazım. Ama bu yarış yayınlanıyor şimdi. Ama bu yarışmanın en önemli özelliği kendi ülkende bir şampiyonluk elde etmen lazım önceden. Kesinlikle ve tek şampiyon olman da lazım değil. Hani efsane olman lazım. Mesela oraya gelenlerin hepsi vay. Kendi yarışmalarında birinci olanlar. Birincilikten daha çok efsane olanlar. Mesela Big Brother diye bir program var. Evet, evet biliyoruz. Josh diye bir adam var. Adam yani herkesle konuşulan olmuş. Bir adam. Ha. Onu alıyorlar. Yoksa şampiyon çok var. Peki en iyi anlaştığın ülke hangi yarışmacı? Hangi? Brezilyalı bir arkadaşım vardı. Çünkü aksanı benimle... Hanımefendi. Yok erkek. Erkek. Çok
İnanılmaz yakışıklı. Hepsi yakışıklı, hepsi güzel bu arada. Yani Allah var. Ben de dedim, güzel, ekranda güzellik önemli. Kesinlikle. Evet. Bir peki de ben bir tanıtımda bakıyorlar. Seni böyle bir ağlar gibi gördüm ama. Yani şöyle bir yapmışsın, hatta bir kız sana destek oluyordu, bir kız arkadaşın. Tura abi yoluna mı çıktın? Ne yapıyorsun orada da? Orada da yoluna mı çıktın Tura abi? Ya var mı yenge? Yenge söyleyemiyorum. Hiçbir şey söyleyemiyorum. İzlememiz lazım. Evet. O da var. Bir dakika. Çünkü şeyi de var. Evin içinde hani ilişki kısmı da var. Serbest. Serbest. Çünkü o realiteyi de vermek istiyorlar. Kavga realitesini, ilişki realitesini ve yarış realitesini. Her şeyi vermek istiyorlar. Şimdi bu yengemiz değil değil mi? Şu? Yok, yengemiz değil. Herkes bir partner seçiyor. Hı. İlk yarıştan sonra ve o partnerle ilerliyorsun. Hep ama sonuna kadar. O da sürpriz. Aa, onu da konuşamıyoruz. Her an her şey değişiyor. Biz merak ettik. Tek önemli şimdi. Olan şey işte kolumda Türk bayrağıyla yarışıyorum. Onun yükü var. Güzel. Herkes kendi bayrağıyla yarışıyor. Çok güzel. Yani ve kendi ülkesini temsil ediyor. Çölde çekiliyor. Afrika'da mı? Afrika tarafında bir ülke. İsmini de söyletmiyorlar. Çünkü middle of the nowhere yani. Bilmezliğin bir ortasında diye bahsediyorlar. Ve savaş. Afrika. Bayağı sadece Burning Man festivaline dönmüş bir şey. Sadece kum, çöl yani okyanus ve taşların olduğu parkurlar ve yarışlar vardı. Vahşi hayvanların. Vahşi hayvanların. Vahşi hayvan ne var ya? İnanılmaz her şey var. Yılan özellikle falan var mı? Her şey var. Şu deniz aslanları falan var. Ay, mesela koşarken deniz aslanları ya saldırıyor bize. Nasıl? Bayağı. Sen peki bir sözleşme falan imzaladın mı? Hayatta kalmazsam şöyle olur. Tabii. Allah korusun bir şey olursa. Tabii, bu kadar adrenalinden sonra normal hayata nasıl geçecek? Mesela evlenip diyelim çoluk çocuğa nasıl karışacaksın? Evde parkur mu yapacağız sana, anlamadım yani. Ne bileyim. Yemeğe gidiyoruz. 3, 2, 1 nasıl olacak? Ya, aslında MTV benim hayalimdi. 15 yaşında breakdance yaptığım zamanlarda MTV biz izlerdik, bilmiyorum. Tabii. Şimdi şu an burada yok ama eskiden hep MTV açardık. Vardı değil mi? Hep hayal ederdim böyle. Doğru. Jennifer Lopez'in arkasında dans etmek falan. Şimdi bir de sonrasında da aksiyon filmlerinde oynamayı isterdim. İkisi aynı anda oldu. Hepsini yarışların yaptım. Hepsi aksiyon. Hollywood ekibi çekiyor, Hollywood ekibi yapıyor ve MTV'deyim yani. Hayalimi yaşıyorum. Ne kadar güzel ya. Evet. Gencecik yaşta bütün hayallerine kavuştu. Sonrasında ne olacak acaba? Planların neler? Bakalım. Ya da bu kadar yarışmadan aldığın parayı ne yapacaksın Tur abi sen? Sürekli her sezon parayı aldın mı Tur abi? Hangi parayı? Şeyden, Survivor'dan. Ya sağ olsun tabii, hemen. Onun parasını hemen ödüyorum. Nasıl yatırım yapıyorsun? Ne yaptın? Nasıl? İnan ben bütün kazandığım her parayı aileme veriyorum. Ay şahane. Kesinlikle. Ne yapıyorlar onlar? Güzel yatırımlar. Onlar da bizim geleceğimizi kuruyor yani sonuçta. Evet. Anne babanın tek isteği oğullarına gelecek sağlamak. Benim de tek giderim spor yapmak, antrenman yapmak. Peki, ne gece hayatım var, ne içkim var, hiçbir şeyim yok. Para harcamıyorum. Öyle bir şey yaptın ki sanki kız istemeye gelmiş gibisin. Evet evet. İçkim yok, şeyim yok. Verdi kızı gitti diyeceğim ama verecek kız yok. Var mı aday? Anne seçecek onu. Aa, nasıl? O kadar. Gelin adayın annesi. Ya biz Meryem Hanım'ın, Meryem Sultan'ı bağlasaydık. Ben idealimdeki çocuğu buldum. Eymen izle evladım, okuldasın ama. Ya, sevgili olduğum hanımefendi önce anneme göstereceğim. Eğer yok derse kesinlikle. Sana bir şey söyleyeyim, çok doğru. Neden kesinlikle biliyor musun? Valla kızmayın bana eğer farklı fikirde olanlar. Neden biliyor musun? Anne anlıyor. Kesinlikle sana anlıyor. Sana kimin zarar verip vermeyeceğini. Ya biliyorlar Allah, ya. Allah, sevecek belki adam. Ay, ya ne kadar sevsen de bilmiyor. Erkeklerin gözü kör oluyor bak, görmüyor. Anneler hemen görüyor, farklı açılardan bakıyor. Bir de sen evlendiğinde aslında iki aileyi evlendiriyorsun. Orası öyle canım. Evet. Ben tek evlenmiyorsun. Hanımımla evleneceğim, sonra ailelerim hep birlikte yaşayacaklar. Doğru. Ben işe gideceğim, annemle o birlikte yaşayacak, o görüşecek. Nasıl, niye birlikte yaşayacaklar ya? Anneyle o anlamda değil yani, görüşecekler sürekli. Eğer birbirlerini sevmiyorlarsa o evliliğe de yansır. Doğru. Hmm. Çok mantıklı. O yüzden annelerimizi üzmemek lazım arkadaşlar. Aşkın verdiği şey gözünüzü kör ediyor. Kadınların negatif yanlarını göremiyorsunuz. Anneniz en iyi şekilde görüyor. Güvenin. Erkeklerin de keza aynı. Erkeklerin de negatif yanlarını anneler çok görüyor. Kesinlikle. Çok iyi aynı görüyor. Şekilde gerçekten. Diğer tarafta. Evet. Tecrübe var bir kere. Anne demek tecrübe demek. Bilal Bey kafamda mahvetti beni. 5 kere sordu. 6.'yı ben soracağım. Ha. Diyor ki kafasındaki kızı bize anlatabilir mi? Kafamdaki kız. Bilal Özbilge çok merak etti. Fiziksel olarak biz merak ettik ama. Ya nasıl diyeyim ki? Esmerlerden mi hoşlanırsın, sarışınlardan mı? İnan öyle hiçbir kriterim yok ya. Gerçekten kriterim. Yani nefes alsın da demeyeceğim. Öyle bir şey, zaten hiç istemem. Benim için zeka çok önemli ya. Zeka benim için hani
kadında çekeceğiz. Oturup sohbet edebileceğin, değil kesinlikle mi? Konuşabileceğin, kesinlikle eğlenebileceğin. Sohbet edebileceğim. Zeka çok önemli. Bilgi ya alışverişi yapabileceğim. Evet. Hani ne bileyim, bir yere gittiğimde bana akıl verebilecek bir hanım isterim yani. Güzel, dinler misin söz? Kesinlikle dinlerim. İyi de yani ne? Hangi hanım yengeç seni isteyecek? Yengeç. Tur abi, sürekli yalan yarışmalardasın. Sürekli kafanı gözünü kırmakla şey yapıyorsun kadını. Bir yere kadar ya. Bu benim için nasıl diyeyim, son yarışmamda sakatlığımdan dolayı yarışamadım. Hı. O yüzden de yani çok üzülmüştüm. Çok kötü bir dönemde. Tam kazanacağım bölümde otomatikmen hastanede kaldım. Sağ olsun Acun abi de hakkaniyetli bir adam. Normalde diğer yarışmada, bak bu yarışmada adam kolunu kırdı. Aylarca hazırlanmış. Hiç umurlarında olmadı. Sağlık bizim için daha önemli dediler. Adam hemen gönderdiler. Doğru. Acun abi de öyle yapabilirdi. Ama adam dedi ki bu adam emek vermiş, oy almış. İleride de ev ödülü oyunu vardı ve ona kadar beni bekletti yani. Evet, gerçekten. Ve ev ödülü kazandım. Tur abi, kolunla alakalı büyük bir sıkıntı yaşamıştın maalesef. Sonrasında da gitti ve oradan devam ettin, ama zor şartlarda devam ettin. Sana turbo mu diyorlardı bu yarışmada? Challenge'da? Bu yarışmada da turbo. Turbo. Turbo Tur abi. Turbo'nun hakkını veriyorum ya aynı şekilde. Çok hızlısın. Parkurların en hızlı insanlarından bir tanesi sendin zaten. Ya benim amacım, Turbo'nun amacı şu zaten. Hani ben yarışmayı komple olarak görürüm. Hı. Başta çok hızlı gitmem. Hı. Normal bir şekilde giderim. Rakibimi önde bırakırım. O kazandığı gibi hisseder. Son iki hafta, üç haftada. Arap atı gibi. Üç hafta. Sonradan açılırım diyorsun. Kesinlikle. Hı. Zaten her yarışı son anda kazanırsın. Peki şimdi bu yarışma senin kariyerinde nasıl bir etkisi olacak? Çünkü 100 tane ülkede yayınlanıyor bir kere. 100 kanalda mı, 100 ülkede mi? 100 ülkede. 100 ülkede. MTV'nin kendi yine kanalı. Korkunç ve alt yazılı. Korkunç hakikaten. Amerika'nın Amerika'da MTV kanalında yayınlanıyor ve her çarşamba yayınlanıyor. Dünyanın en iyilerinin katıldığı yarışma. Evet. Peki Tur abinin kariyerinde nasıl etkisi olacak bunun acaba? Şimdi birincisi, birinciye 1 milyon dolar dışında Hollywood'da iş imkanı. Hollywood'da iş imkanı, yani kesinlikle film sektörüne mi girecek? Film sektörüne. Benim asıl hedefim aksiyon oyuncusu olmak. Aa, çok güzel. Ben yani yıllardır ona göre zaten hazırlık yapıyorum. Normalde hani 2015'ten sonra bana inanılmaz oyunculuk teklifleri geldi zaten, ama ben hiçbir zaman... Hatta bir iki tanesini gördük ama. Kesinlikle. ATV söyleyeyim, pardon. Söyle. ATV'de, Kertenkele'de. Kertenkele'de oynadım, yani doğru. Patronuma da selam olsun buradan. Öyle çok da zorlamadı beni. Sen nasılsan öyle oyna dedi ve gerçekten de yayından kalkıyordu. Bana dedi ki Tur abi, 4 bölüm yayından kalkacağız ona göre. Benim girmemle İkinci sezonu da çektik. Aa, ve reytingler yukarı çıktı. Çünkü izin verdi bana. Hmm. Beni kalkıp da beni yakışıklı, hani aşk adamı oynattırmadı. Hmm. Ben olarak oynattı. Ben de o şekilde istiyorum. Hani sırf ünlüyüm diye gidip de gençlik dizilerinde ya da yakışıklı bir adamı oynayamam. Hmm. Oynar mıyım? Oynarım. Paramı da alırım. Yakışıklı adamım diyorsun. Keyfime de bakarım. Tamam. Ama ben onu istemiyorum. Sen yapacağım şey şeyin başka üzerine oturmasını istiyorum. O yüzden de aksiyon üzerine. Dublör kullanacak mısın? Şahane. Asla. Tamam, bu önemli. Hedefimde binadan helikoptere atlamak var. Ve yapalım. Prodüksiyonu biz beyaz CEO olarak. Edin helikopteri var mı? Varız arkadaşlar. Yaptırmak isteyen hiçbir şekilde duplör kullanmayacağım. Arabanın üzerinden arabaya atlayacağım. Arabanın üzerinden arabaya mı? Evet. Ve binadan helikoptere atlayacağım. Ay, gerekirse 20 kat olsun. Ya ben bu annesini düşünemiyorum ya. Evet, adam durdukları yerde aksiyon çıkartıyor. Hani mesela evlenmeden önce şey dersin ya. İşte askerlik bitti mi falan filan. Senin yarışmalar bitince evlen bence sen. Ya ben hayalimin uzun peşindeyim. Uzun dönem yarışma. Hayalimin peşindeyim. Herkese de tavsiye ederim, hayallerinin peşinde koşsunlar. Bir iki tane izleyelim mi böyle? Hani bir iki sahne varsa Tur abi izleyebileceğimiz, Kertenkele'de oynamıştı. Onu bir hatırlatalım. Hollywood duyun sesimizi, Tur abi geliyor. Buyurun. Hiç dayak yediğini görmedim. Saçı da bozulmuyor, anladın mı? Tek tek yapıyor böyle sırayla, güzel. Değişik. Sizin hatırınız kadar bizim yatarımız var Ece Hanım. Gördünüz mü? Peki bu yarışmalarda nasıl bir hazırlık gerekiyor? Yani nasıl bir formda olmak gerekiyor? Ne yapıyorsun mesela? Sabah kalkınca Tur abi ne yapıyor? Koşarak mı başlıyor? Deniz Akkaya'yı biliyoruz. Deniz Akkaya'yı düşün artık. Baklavalarına kadar hepsini biliyorum. Yarın Deniz Akkaya bizlerle birlikte olacak burada sevgili seyircilerimiz. Hatırlatalım. Evet. İnan çok çalışmak lazım. Ben günün 10 saati sadece antrenman yapıyorum. Ne diyorsun? 10 saat. 10 saat nasıl bir mesai? 10 saat antrenman yapıyorum. 7 saati uykum. Yemeğine de dikkat ediyorsun. Yemesi var bunun. Ayrıca ben sadece hani kasımı çalıştırmıyorum. Ben ona zaten karşıyım. Ben öyle çıkıp ayna karşısında kasını çalıştıran bir adam değilim. Hı. Ben özellikle burayı, beyni çalıştıran bir adamım. Yani yapacağım performansta uzağa nasıl atlarım? Ben onu çalışıyorum.
Kalkıp da oram buram güzel görünsün diye hiçbir zaman antrenman yapmam. Hmm. Crossfit'imi yaparım, parkurumu yaparım. Oram buram güzel görünsün diye birçok kişi yapıyor. Bu da kötü bir şey değil. Çünkü o bambaşka bir olay. Tabii. O bambaşka bir olay. Hmm. O bambaşka bir olay. O vitrinlik. Ona tabii ki saygı duyuyorum. Onlar yediklerini, içtiklerini dakikasına kadar dikkat ediyorlar. Tabii. O kısım bambaşka bir kısım ama benim kısmımda o kısmı yaparsan başarı elde edemiyorsun. Tur abi 10 saat. Yani iki seçeneğin olacak. Ya vitrinlik güzel olacaksın. Evet. Ya da ikisi bir arada olmuyor mu? Kesinlikle. Hem güzel olayım hem kafayı zor da çalıştırayım mu? Olmuyor mu? Ya her şey gibi. Hem zeki hem güzel kız ya da adam falan çok olur zor ya. Olur canım, niye zor ya? Kesinlikle çok. Var işte dermiş. Kesinlikle çok zor ya. Zor şimdi ha? Yani kendini bölmüş oluyorsun. Bir yandan vücudunu çok güzel yapacaksın. O ayrı bir çaba zaten. Yani ama bir şey söyleyeceğim. Senin vücudun da güzel şimdi. Yani o çok da hani böyle fitness model değilim yani. Ama çalıştığın için güzel yani. Evet. Anladın mı? Çünkü spor yaptığın için fazlan yok. Mesela şimdi buraya bizim Bilal otursa hani anladın mı şimdi? Göbek çıkacak mesela. Fark ortaya çıkacak. Bilal yardım. Hayır, doğru söylüyor. Fizik güzel şimdi. Fizikte bir problem yok ama 10 saat idman. Evet. 7 saat uyku. Geriye kalıyor 7 saat. Ne yapıyorsun bu 7 saatte? Bununki yemeği var, duşu var. Evet var yani bir sevgilin olsa zaten olmayacak hiçbir şey. Dil çalışıyorum, diksiyon çalışıyorum. Çok güzel. Beyni geliştiren oyunlar oynuyorum. Yani sürekli hep eğitim. Hep bir eğitim diyorsun. Kesinlikle. Yaş kaç oldu? Yaş tam 31. Tam 31, 88. Yok 87. Ha, o zaman 32 diyelim. 32 diyelim. Güzel. Tam da muhteşem de bir yaştasın. Anne de bir tane yenge bulursa bize mis olacak. Sen zaten güzel 10 saat orada çalışıp 7 saat uyuduktan sonra zaten bulamazsın ki bir şey. Anne bulsun, doğru söylüyorsun. Aynen. Sen. Zamanım nereden bulacaksın? Yok. O kısma işte zaman çok zor ya. Tur abi seninle yaşamak kadın da zor. Kadın dediğin ilgi ister yani. Evet. Şimdi hem kadınla hem antrenman olmuyor. Kadını da üzmeye gerek yok. Değil mi? Dur son seti yapayım defa. Hadi canım ya. Ne seti, benim dipoyam var ya. Tam anlamıyla öyle oluyor. Peki sen ne bu arada Bilal küstün mü? Bilal'den ses yok. Bu arada magazinle aran nasıl? Takip edebiliyor musun? Çünkü ne kadar etmiyoruz desek de karşına bir yerde de çıkıyordur. Gazetede, ön sayfada. Ya hiçbir şey yapmasan sosyal medyada geziyorsun. Mecburen. Kimse ben bakmıyorum demesin. Yani hemen hemen her şeyi zaten sosyal medyada görüyorsun. Bu ülkede siyaset ve magazin iç içe olacağın başta gelen konular yani. Keşfette takılıyorsun. Hiçbir şey yapmasan arkadaşın paylaşmış oluyor. Mesela doğru. Rain Man'in şarkısını biliyor musun? Hangisi? Rain Man. Neydi şarkının adı? Derdim olsun. Evet, kaderlerde olsun. Evet, çok güzel bir parça. Evet. Sevdim onu mesela. Güzel şarkı değil evet. mi? Mesela tıkladın biraz, mı? Biraz sonra onunla ilgili haber gireceğiz. Onunla ilgili konuşalım dedim. İnan gerçekten tıkladım. Özellikle kardeşim çok seviyor. Nedense açıyor bak abi diye. Hatta o bir kere biz yarışmadayken yarışmayı ziyaret etmişti. Oradan hatta biliyor. Ben hadi kayayım. Bakalım. Ben de merak ettim. Bu tıklanmayla ilgili bir açıklaması olacak. Tur abi ne yorum yapacak? Reklamlardan sonra tekrar sizlerleyiz. Reklamlardan sonra tekrar beraberiz. Keşke zamanımız olsaydı da Tur abi daha çok kalsaydı da şu Rain Man'le ilgili yorumunu alsaydık. Sahte tıklandığını söylüyor. Bununla ilgili biz yarın devam edeceğiz ama sen ne diyorsun? İnan ben bilmediğim hiçbir konu hakkında kimsenin günahını alamam. Şarkı çok güzel. Diğer kısmı kimse bilemez. Ne bileyim. Çamur atmak yerine çok güzel şarkı oldu demek bence daha güzeldir. Ama çamur mu? Ona da bir bakacağız. Yarın bunları konuşacağız. Onu da kesinlikle bilemiyorum. O yüzden de hiçbir söz söylemek istemiyorum. Ben ama şarkı söyledim. Çok daha güzel. Ne söyle, her şeyi yaptın. Şarkı kesinlikle güzel. Ben severek dinliyorum. İyi ki geldin. Diğer kısmı beni hiç ilgilendirmez. Hoş geldin. Şerefler verdin. Abi. İyi ki geldin. Teşekkür seni ederim. Seviyoruz. Çok güzel bir sohbetti. Annene buradan sevgilerimizi tekrar tekrar iletelim. Yarışmada başarılarını devam dileyelim. Tekrar söyleyelim. Çarşamba günleri Amerika saatiyle kaçta yayınlanıyor? 9'da akşam. 9'da akşam 9'da MTV'de yayınlanıyor. Yarın görüşmek üzere efendim. Yarın konuğumuz Deniz Akkaya olacak. Tur abiye de sonsuz teşekkürler. Hoşça kalın diyorum. Bye bye. Görüşürüz.